Herkese merhabalar. Tonguç günde rasyonel sayılar anlatıyoruz Tonguç evladım. Rasyonel ne demek hocam? Evladım rasyonel akılcı demek. Benimle işe olmaz hocam böyle yani şey. Sen tipine isteyeyim. bak, akılcı bir adam mısın evladım? Hocam benle olmaz işi. Ben müsaade mi isteyeyim zaten arkadaşlarla buluşacağız hocam. Bu akşam süper bir film varmış, ona gideceğiz. izin verirseniz? İzin veriyor musunuz hocam? Evladım saçmalama bak. Rasyonel sayılar iki tane tam sayının birbirine bölümüyle oluşuyor. Anlamsız bak, bir şey hocam ya. Yani. O zaman yukarıdaki de bir tam sayı olacak. Aşağıdaki de bir tam sayı olacak. Bir de arada bir bölü çizgisi olacak. Buna biz ne diyoruz? Kesir çizgisi diyoruz Tonguç. Ama çok enteresan aşağıdaki sayı mutlaka ve mutlaka sıfırdan farklı bir tam sayı olmak zorunda. Neden hocam? Neden biliyor musun Tonguç? Hava hocam bunu? Niye sıfır hı. olmuyor? Nedir yani? Olay nedir? Hayır 4 bölü 3 bir rasyonel sayıdır. Tamam olur. Ama 4 bölü 0 bir rasyonel sayı değildir Tonguç. Neden hocam? Çünkü bir sayı sıfıra bölünürse tanımsız çıkar Tonguç. Çok enteresan matematikte böyle garip bir kural var. Ya bunu biz değiştirebiliriz hocam. Yani değiştirebiliriz. kadar yap. böyle geldiyse böyle gidecek diye bir şey yok. Hayır 12. sınıfı değiştiriyor merak etme. Gerçekten. Evet. Hayda. 12. sınıfa bakar öğrenmiyorsun ama. Yani bir sayı e, sıfıra bölünemez kardeşim. Senin kitabında böyle bir şey yok. Anlaştık mı? Allah Allah. O yüzden sıfırdan farklı bir tam sayı olacak aşağı, aşağıdaki. Ve e, şimdi bakalım birazcık ha. daha ilerleyelim. Şunu unutmayalım. Ve her tam sayıda bir rasyonel sayıdır aslında. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Nasıl? Mesela sana bir 4 desem. 4. 4 nedir biliyor musun evladım? Sayıdır hocam. Bir rasyonel sayıdır. rasyonel sayıları biz neyle gösteririz? Q harfiyle gösteririz. O zaman 4 elemanıdır Q'dur diyebiliriz. 4 evladım. elemanıdır Q. Küfür gibi. Küfür gibi olur. Hayır evladım saçma ama. Mesela bak 2 bölü 5 bir rasyonel sayıdır. Eksi 3 bölü 4 bir rasyonel. Çünkü yukarıdaki de aşağıdaki de bir tam sayı değil mi evladım? Bak bir de böyle tam kısmı olanlar da var. Bu tam sayılı kesirler diyoruz biz bunlara. Demek ki diyoruz ki bölülü şekilde yazılan her şey bizim için bir rasyonel sayıdır. Hatta, bölürlü bölülü yazılmasa dahi bir rasyonel sayıdır. Şimdi onu anlatmaya çalışayım. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır dedik ya. Mesela 5 aslında görünmez bir 1 vardır altında. 5 bölü 5 değil mi aslında? Eksi 8. Eksi 8 görünmez bir 1 var altında. O zaman ne diyoruz? Her tam sayı her tam sayı paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır diyebiliriz diyebiliriz. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. Süper zeki bir öğrencisin. Tebrik ediyorum. Biliyorum hocam. Mesela öyle diyor ama genelde notarı bir düşük. Neden bilmiyorum. bunu evet. anlamıyorum hocam. Eksi yediye bakalım. Bu aslında eksi yedi bölü birdir. Öyle değil mi evladım? Aa. Yüz diyelim mesela. Bu aslında yüz bölü birdir. Süper zeki bir öğrencisin. Peki sayı doğrusu rasyonel sayı nasıl gösterilir? Şimdi şunu unutmayacağız Tonguç. Bunun başında bir şey yazıyor mu? Bakayım. Yazmıyor. Yazmıyor. O zaman bu sıfır tam diye adlandırılıyor. Sıfır tam 5'te 4 diye okunabilir bu. Bak Olur. şunun okunuşu. Veya nasıl okursun? 4 bölü 5 diye de okuyabilirsin. Hangisi senin için rahatsa. 4 bölü 5 daha rahat hocam. <laughs> Harika. Ama 0 tam dediyse bu kesir 0 ile 1 arasında olacak. 0 ile 1 arasında bak aşağıda kaça bölüyorsun? 5 parçaya bölüyorsun. O zaman 0 ile 1 arasını görüyoruz ya 5 parçaya böleceğim. 5 e, parçaya bölmek için Dört tane çentik atacağım Tonguç evladım. Teşekkür bak olun. şimdi kaç tane parça oldu? Bir, iki, üç, dört, beş parça oldu mu? Oldu hocam. Şimdi aşağıda beş tane var görüyorsun yuvarlaklardan. Şimdi bizim istediğimiz şey dördüncüsü yani bir, iki, üç, dört. Şimdi yani bak yukarıda işte tam bu nokta bizim dört bölü beş noktamız. Bak yukarıda. 1, 2, 3, 4 tane var. Aşağıda 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 4 bölü 5. Burası 4, burası 5. Al işte. Bölü çizgisi Tam de bu doğru nokta, oldu. Biz, evet. Bölü çizgisi de doğru gibi oldu değil mi? Evet. 4 bölü 5. Açtı gördün mü? Dört. Çok kolay bir yöntemmiş hocam ya. İşte bu kadar. O zaman diyoruz ki tam bu nokta bizim 4 bölü 5 noktamız. Benim saçıma neden apaçık gibi hocam? <laughs> o tam <tanku> evladım <laughs> sen değilsin. Şimdi mesela bir tam 1 bölü 4 diyelim. Tamam saçma Boş ver şimdi bunları. Bir tam 1 bölü 4'te şunu yapmamız gerekiyor. Bir kere bu adam birden büyük bir şey. 1 ile 2 arasında o zaman diyeceğiz. 1 ile 2 arasını 4 parçaya bölüyoruz. 1 tama kadar geldik. Bak buradan buraya kadar geldik. Hop geldik. Sonra 1 bölü 4 yapacağım. O zaman bunu 4 parçaya bölmek için 1 ile 2 arasını 1, 2, 3 tane çentik attım. Şimdi aşağıda 1, 2, 3, 4 tane oldu mu evladım? Oldu hocam. Yukarıda da kaç tane gitmem gerekiyor? Bir tane gitmem gerekiyor. İşte tam bu nokta bizim 1 tam 1 bölü 4 kestim. Anlaştık mı? Anlaştık. Yoksa numaramı yapıyorsun oradan. Bak 1 burası da 4. 1 bölü 4. E burası da 1 tam zaten. 1 tam 1 bölü 4. Zaten bak burada 1 var ya. Sanki tam senin söylediğin gibi Aa. bir zımbırtı oluyor diyebiliriz. Mesela 5 bölü 3'te. 5 bölü 3 aslında 1 tam 2 bölü 3'tür. Bunu nasıl yazdım? Nasıl yaptım biliyor musun? 5'i çat diye 3'e böldüm. 3'e böldüğüm zaman 1 kere 3 3, 2 kaldı. E bu bir tam kısmı, bu pay kısmı, bu da payda kısmı. Bu şekilde e, tam sayılı kese çevirdikten sonra diyorum ki bir tama kadar geldim. Geldim eyvallah. Sonra üç parçaya ayıracağım bunu. O zaman üç parçaya ayırmak için iki çentik attım. Bir, iki, üç ve iki parça ilerleyeceğim. Bir, iki. Anlaştık mı evladım? Demek ki bu noktamız bir tam iki bölü üç diyoruz. Şimdi buna bakalım. Eksi üç bölü iki de üçü ikiye bölersen bir kere. 2, 1 kaldı mı? O zaman eksi 1 tam 1 ee, bölü 2'dir bu adam. Eksi 1'e kadar gittim. Sonra bak eksi olduğu için sol tarafa doğru gidiyorum. Burayı iki parçaya bölüyorum. Aşağıdan 1, 2 tane ilerliyorum. Ama yukarıdan 1 tane ilerliyorum. Demek ki bu noktamız eksi 1 tam 1 bölü 2'dir diyorum ve geçiyorum. Anlaştık mı Anlaştık ya? hocam. Süper zeki 2000... <laughs> Şimdi bunu söylemeye çalışıyorum. Baydı hocam ama. E abi, ya. Evet baydı çok özledim ama bitiyor çok merak etme. Gerçekten baymış ya. Niye bu kadar <laughs> baymışız? Ya tamam şimdi bunlardan hemen anlatacağım merak etme. Bak bir kere iki tam kadar gelmiş ya. Evet hocam. O zaman iki tam. Ha bu sefer de normalleri apa normallere çeviriyoruz. Kaç tane gitmiş? Bak 1, 2, 3 altta var ama adam bir tane ilerlemiş. 1 bölü 3. İşte bu kadar zeka dolu bir öğrenci. Hadi sınavlarda da böyle çıkıyor. Sınavlarda hiç demiyor. Merak etme. O yüzden kolay. Vay. Bak bu adam ne yapmış? Bir kere sol tarafa doğru gitmiş. Hayda. O zaman bak bir de sıfırın solunda olduğu için sıfır tam. Onu yazmamıza gerek yok. Ama eksi bak ne yapmış? Bir, iki tane ama sadece bir tane ilerlemiş. O zaman eksi bir bölü iki diyoruz. Bu diyoruz. hocam. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu, bu adam da beşe kadar gelmiş. Beş tam e, kaç tane bölme var Allah aşkına? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ama kaç tane gitmiş? 1, 2, 3, 4. O zaman 4 bölü 9. İşte bu kadar evlendi. Çok yani. kaliteli hocam. süper Zeki Börenci'ni tebrik <laughs> ediyorum. Fışkırıyor hocam Zeki. Rasyonel sayıları için ne söyleyebiliriz? Allah belalarını vermesini Hayır, vermesini Allah, vermesin. Hayır Allah saçma mı? Hepsi birbirine eşittir. Neden biliyor musun? Eksi yukarıda da olsa, aşağıda da olsa, ortada da olsa aynı zımbırtı. Bak sana bitiyor. Eksi 2 bölü 3 e, bunu eksi 2 bölü 3 diye de yazabilirim. 2 bölü eksi 3 diye yazabilirim. Ama asla ve asla eksi 2 bölü eksi 3 diye yazamayız evladım. Neden biliyor musun? Eksi eksi ne eder? Çünkü artı eder. Bu artı 2 bölü 3'tür. Eksi 2 bölü 3 değildir. O yüzden ama buna dikkat et diyorum. Ve diyorum ki bunların hepsi aslında aynı zımbırtıdır. Ödülü sorumuzu yap cevaplara gönder. Hiç düşünmüyorsun evladım. Tonguç Adım konuda video bombardımanımız devam ediyor biliyorsun. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz.